Yerel yönetimler reformu ve afetlerle mücadele. Hem seçimler yaklaşıyor, hem yaşadığımız afetler. Böyle bir oturum yapmaya yöneldi bizi. Evet, oturumu yönetmek üzere hocam Karakütlü'ye sözü veriyorum. Buyurun. Değerli dostlar, liberal düşünce topluluğunun değerli gönüldaşları, dostları, arkadaşlarımız. Bence doğru bir iş yapılmış. Yerel yönetimler başlığı konmuş. Bence sürekli yaptığımız toplantılarda yerel yönetimler olmalı. Çünkü yani bugün modern manada yerel yönetim zaten kendisini liberal düşüncelere ve liberal gelişmelere borçlu toplumsal olarak. Henry Plan şehir tarihçi diyor ki Avrupa'da şehirler orta çağın sonunda ticaretin ayak izlerinden doğdu. Ticaretin ayak izleri demek ne oluyor? Artık feodalite dağıldı. İnsanlar bağlılığını, semyöre bağlılığını kaybettiler. Toplum hareketlendi. Ticaret başladı. Peki ticaretin sonunda ne oluyor? Yerleşim birimleri büyüyor. Liman kentlerinden ve ticaretin gittiği büyük merkezlerden başlayarak kentler büyüyor, şehirler büyüyor. Şehirler büyüyünce, bakın ilk defa henüz daha merkezi devlet yokken, merkezi parlamento yokken şehirler kendi yönetimlerini kuruyorlar. Ticaret odalarını kuruyorlar, borsalarını kuruyorlar, şehir yönetimini ve en önemlisi de belediyelerini kuruyorlar. Yani belediye teşkilatlarını kuruyorlar ve belediyedeki seçimle oluşan bu hava daha sonra merkezi hükümete yansıyor. İşte ondan sonra İngiltere örneğinden hareket edersek, kral zaten lordlarıyla toplanıyordu. Kentler büyüdü. Kent temsilcileri dediler ki biz de katılmak istiyoruz. Ama işte lordlar onlarla aynı mecliste toplanmak istemedi. Çünkü bunlar asil değil. Bunlar sıradan insanlar, tüccar, biz bunlarla toplanmayız deyince de onlar için de işte avam kamerası kuruldu. Yani gördüğünüz gibi merkezi parlamentonun kurulması bile kentin zorlamasıyla, yani önce yerel yönetim oluşuyor. Bu bakımdan yerel yönetimler öyle. Fakat tabii bizdeki değişme bunun farklı bir yönünde modernleşmeyle beraber geleneksel sistem çalışmaz hale gelince ya da ondan beklenen fayda artık modern toplumun ihtiyaçlarını karşılamayınca çözüm olarak, çare olarak ne düşünüyor? İşte Batı'dan belediyeleri almayı düşünüyor Fransa idari sistemiyle beraber. Ve devlet şehirlerde yine merkezi birim olarak belediyeyi kuruyor. Bütün belediyelerimiz bizim taşrada belediye dairesi olarak kurulmuştur. Belediye dairesi şu demek, nüfus dairesi gibi tıpkı. Yani hükümet konağının içinde kurulmuştur. Hükümet konağının içinde merkezi idarenin bir birimi olarak belediyede kurulmuştur. İşte ondan bu tarafa biz şimdi belediyeleri ya da yerel yönetimleri hani özelleştirmeye, mali ve idari bakımdan özelleştirmeye çalışsak da ben topluyorum belediye başkanlarını, böyle konuşuyorum. Özellik için şunlar, hocam bunları katmayın diyorlar. Rahatsız oluyorlar. Niye? Çünkü onlar da merkezi idarenin kontrolünden çıkmak istemiyorlar. Çünkü şöyle, Türkiye'de merkezi idare para veriyor, belediyeler hizmet yapıyor. Yani bunun idari özellik nasıl olacak, mali özellik nasıl olacak? Yani olmaz, bunlar olmuyor zaten. Ama bu bakımdan buna rağmen, affedersiniz, gelişmeler oluyor. Türkiye'de kentler büyüdü, şehirler büyüdü. Ve yerel yönetimler şöyle ya da böyle, İstanbul gibi 15 milyon, Ankara gibi şu kadar milyonluk şehirlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Dolayısıyla yerel yönetimler çok önemli. Konu olarak da tabii afetlerin seçilmesi, genel olarak afetin seçilmesini de çok yerinde bulundum. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Son dönemde biraz da bu iklim değişikliğinin tesiriyle yağışların dengesizleşmesi, biliyorsunuz yağış çok alan bölgelerimizde, hatta giderek mesela Urfa'da da bir sel baskını oldu. Evet. Sel baskını, heyelan gibi şeyler yaşadık. Arkasından da büyük deprem. Depremin iklim değişikliğiyle ilgisi var mı yok mu onu bilmiyoruz ama diğerlerinin, yağış dengesinin bozulmasının, ani artan yağışın ya da aniden ne bileyim hiç beklenmedik anda dolu yağmasının falan. Ankara'da bir dolu yağdı, geçitler kapandı, kepçelerle temizledi. Aniden, hiçbir şey yokken.
ya da işte Urfa'nın hiç görmediği bir şey. Urfa'da bir yağmur oldu biliyorsunuz. Alt geçitleri bastı, ölüm oldu falan. Ama onun ötesinde afet dediğimizde artık biraz da son afeti, yani depremi dikkate alarak belki konuşmamız daha yerinde olacak. Çünkü deprem daha çok mimariyle, şehirlerle, yapılarla ilgili risk doğuruyor. Yani fiziki olarak insan eliyle yapılan alanlarda risk doğuruyor. Bunun üzerinde biraz durmak lazım. Bu konuda efendim şöyle yapılsa olmaz, böyle yapılsa olmaz diye bir sürü bahaneler oluyor ama depremden sonra ikinci gününden başlayarak deprem bölgesinde kendim gözlem yaptım. İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ çok değerli iki rapor hazırladılar. Benim kanaatim şöyle bir seyir izliyor. Bunu söyledikten sonra arkadaşlarıma, hocalarıma söz vereceğim. Şöyle bir defa devlet kentlerin yönetimi konusunda işi sıkı tutmuyor. Sıkı tutmuyor. Yani devlet hukukun uygulanmasını takip etmiyor. Evet. Yani kentlerde, kentlerin oluşumunda, şehirlerin oluşumunda imar hukuku, planlama hukuku dediğimiz hukuk uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Ama bu ferdi ilişkiler olsa, yani ticaret hukuku iki kişi arasındaki bir ilişki olsa anlarım. Neticede kamusal bir iştir. Dolayısıyla devletin ihmali yüzünden. Devlet ihmal edince devlet belediyeler de aynı şekilde davranıyor. Yani bir defa nereye ev yapılacağını, nasıl seçileceğini önce idarenin kendisinin doğru yapması gerekiyor. Yani zeminin sağlam olması, dere yatağında olmaması, ne bileyim yukarıdan heyelan olacak şekilde toprak yapısının riskli olmaması gibi şeylerin dikkate alınması gerekiyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Bundan çıkalım, ilk yerleşim alanına bakalım ve şöyle Ürgüp çevresini dolaşalım. Hepsinin bir yamaçta kurulduğunu, sağlam bir zeminde kurulduğunu, hiçbirinin dere yatağında olmadığını, sırtını bir güvenli alana verdiğini görürsünüz. Çünkü güvenlik, insan yerleşiyor. Bu güvenlik dediğimiz illa da eşkıyanın gelmesi, düşmanın gelmesi değil. İnsanoğlu ilk günden beri tabiata karşı da ne yapmış? Kendisini korumak için mücadele vermiş. İmar zaten şehir, tabiata karşı verilen bir mücadeledir. Tabiat güçlerine karşı mücadele veriyorsunuz ve doğayı değiştirerek tabiatı, yeryüzünü, efendim topografyayı değiştirerek şehir kuruyorsunuz. Böyle olunca da risklerin nereden geleceğine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Belediyeler kanunları uygulamıyor. Böyle üstünden geçiyor yani. Göz yumuyor. Peki belediyeler göz yumuyor, rastgele planlama yapıyor ya da yapmıyor. Plansız yerlere yapılar yapılıyor. Şimdi gelelim öbür tarafına. Bina yapılacak, yapılar yapılacak, arsa sahibi. Her kimse arsa sahibi fark etmiyor. İster belediye olsun, ister kişi olsun bir defa azami olarak oradan rant istiyor. Çok istiyor yani. Benim arsam kıymetlidir. Allah'a arsa sahiplerinin görseniz kibirini şehirlerde. Yanına yaklaşamazsınız. Hatta bir parselin bir ucuna 3 metre, 5 metre birinin arsası basıyorsa bitti artık onun yanına yaklaşamazsınız. 1 metre arsa için bir daire isteyen vardır. 2 metre, 3 metre için 3 daire, 3-5 daire. Onu vermezseniz o parsel tamamlanamaz ve o bina yapılamaz. Böyle bir defa müthiş bir şekilde açgözlü davranıyor insanlar. Belediye pay alıyor imara açılan yerden. Belediye açgözlü çok alıyor. Ne kadar çok alırsa o kadar çok alıyor. Arsa sahibi zaten istiyor ki hepsini kendisine versinler. Peki müteahhit ne yapsın? O da bir sürü risk göze alıyor. İş yapıyor adam yani. Esasen çok müteahhitler konuşuluyor. Değerli arkadaşlar, en çok risk alan, bu işte en az kusurlu olan müteahhit. Müteahhit kendi projesini uygulamıyor ki. İş sahibinin verdiği bir projeyi uyguluyor çoğu yerde. Yani o projeler neticede belediyeler tarafından tasdik ediliyor. Eğer resmi bir yapıysa, şehrin içindeyse, şehir meclisinden o plan, proje geçiyor. Haritanın lejantına yazılıyor. Katı ne olacak binanın, yok efendim yüksekliği ne olacak, iki bina arasındaki çekme mesafesi ne olacak? En küçük teferruata kadar zaten orada yazıyor yani müteahhit de buna uyarak iş yapıyor. Peki müteahhit yaptı. Gelelim
kullanıcıya. Allah'ım yarabbim. Deprem bölgesinde gezdim. Bütün şehirler için çok rahat söyleyebilirim. Belediyenin onayladığı proje şeklinde varlığını koruyan bir tek bina olduğunu söyleyemem. Hiçbir şehirde kalmamış. Mutlaka bir şey yapmışlar binaya. Ya diyelim ki balkonlara uzatmışlar odaları ya da Güneydoğu'da yaygın olarak projede olmadığı halde bütün balkonlara barbekü ya da ocak koymuşlar. Taş yapı onlar az değil. Çarşı içindeki binalar, çarşı içindeki binaların tamamından avukat doktor levhaları görüyorsunuz ya, mağaza levhaları görüyorsunuz ya değerli dostlar. Bunların hepsi binalar çentiliyor. Kırılıyor. İçinden demir bulunuyor. O demire profil kaynatılıyor ve o profilin üzerine levha konuluyor. O profilin üzerine binaya giydirme yapılıyor. Düşünün saçtan bina. Çoğu binada 50 ton, 100 ton fazladan yük var binalar. Dolayısıyla bu Türk milletinin kolektif davranışıyla ilgili bir durum. Türkler kurallara uymuyor. Kendilerini kuralları ihlal ettikleri ölçüde hür kabul ediyorlar. Muvaffak kabul ediyorlar. Mesela hukuka uymamaya, hukuka uymadan iş yapmaya, İdareciyi kandırmaya, belediye görevlilerini aldatıp kandırıp 10 santim daha dışarı çıkıp şöyle bir menfaat elde etme, çok mutlu oluyor adam. Çok mutlu oluyor. Yani böyle bir mizacın sonunda da, bu komik gibi gelebilir ama evet biraz da komik, bunun sonunda da şehre benzemeyen ama içinde insanların yaşadığı böyle yapılı alanlar ortaya çıkıyor. Ne klasik şekliyle bunlar şehirdir, ne de modern anlamda bizim bunlara şehir dememiz doğru değildir. Bunların çoğu şehir değil, içinde insanların da oturduğu, yaşadığı, hiçbir estetik yönü olmayan, hiçbir güzelliği olmayan, ne bileyim insani yönü olmayan çoğu yerde efendim yapılar. Bu yapılar da neticede tabiata emanet, Allah'ın kanunları, tabiatın kanunları da üstüne düşeni yapıyor. Efendim, bu afetler meselesini üç değerli arkadaşımızla, üç değerli araştırmacımız, üç değerli akademisyenimizle görüşeceğiz, konuşacağız inşallah. Ben sonunda belki bağlarken birkaç cümle daha söylerim. Ama meseleyi gündeme koy getirmek için bir küçük konuşma yapmak mecburiyetinde hissettim. Onun için bunları söyledim. Sıraya göre Neval Hanım, Tarkan Hocam ve Refik Bey hocalarımız sunum yapacaklar ya da konuşma yapacaklar. Hocam ben sıraya bağlı olarak ilk sözü size veriyorum. Fatma Neval Genç hocamız. Evet, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz öğretim üyesi değerli hocamız Profesör Doktor Neval Genç bize evet, konumuzla ilgili sunum yapacak. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu Liberal Düşünce Kongresi'ne davet edildiğiniz, bize böyle bir fırsat verildiği için tüm hocalarıma, organizasyonuma, Kızlam Hanım'a gayet güzel, başarılı, verimli bir toplantı geçiyor. İnşallah yanında böyle. İkinci tabii tespitim burada şimdi kadar gün boyunca konuşulanlar biraz daha farklı bir minvaliydi. Bizim oturum biraz daha yönetim ağırlıklı, yerel yönetim ağırlıklı. Güncel bir konu afet yönetimi ve aslında yerel yönetim reformlarıyla da veya genel olarak kamu yönetim reformlarıyla da bağlantılı tarafları var. En azından benim anlatacağım konunun. Benim bugün seçtiğim başlık afetlerle mücadelede yerel yönetimlerin rolü nasıl bir rol biçiliyor? Türkiye'de durum nasıl? Neler yapıyoruz? Ve nasıl değerlendirebiliriz? Bu konuda bir genel çerçeve çizmek istiyorum. Evet, biz afet yönetimi dediğimiz zaman ben 2005'ten beri kamu yönetimi alanında bu konuda çalışıyorum. Afet yönetimi kentsel dönüşüm. Bizim afet yönetimi meselesi aslında interdisipliner bir mesele. Daha çok teknik bakış açısının hakim olduğu bir mesele. Bizim sosyal bilimler pek bu alana son zamanlara kadar eğilmemiş vaziyetteydi. Henüz 2005'li yıllarda. 99 depremi sonrasında bölgede nasıl bir yeniden inşa süreci işletildi? Kentsel dönüşüm burada nasıl kullanıldı, bunu incelemiştim. O dönemden beri de bu konuyla ilgileniyorum. Afet yönetimi dediğimizde biz aslında üç dönemden oluşan bir süreçten bahsediyoruz. Afetin öncesi, afet, afet sonrası. Dolayısıyla bu üç aşamada da
birbirinden farklı faaliyetlerden bahsediyoruz. Afetin öncesinde risklerin tespiti ve azaltımından, yani herhangi bir afet ortaya çıktığında bunun üreteceği kayıpları tespit etmeye ve bunu azaltmaya yönelik faaliyetlerden bahsediyoruz. Müdahale aşamasına yönelik olarak hazırlıktan bahsediyoruz. Afet anında tamamen müdahale eden, afet sonrasında ise kısa, orta, uzun vadede afetlere yönelik problemin, yıkıntının, enkazın ortadan kaldırılması ve uzun dönemde de iyileştirme dediğimiz ama aynı zamanda bir sonraki afet içinde risk azaltımını içeren bir süreçten bahsediyoruz afet yönetimi dediğimizde. Afet yönetiminde başarı konusunda çeşitli kriterler söylemek mümkün, ortaya koymak mümkün, uygulamalara bakıp, gerekli uygulamalara bakıp, başarı örneklere bakıp. Burada artık anladık ki hazırlıklı olmak, hızlı hareket etmek, koordine halinde hareket etmek, işbirliği halinde hareket ediyor olmak, esas önemli tarafa risk azaltımına ağırlık vermek olduğunu anlamak ve afet teknolojilerine yatırım yapmak, bunlarla alakalı ayrı fonların bulunmasının başarıyı doğrudan doğruya arttırdığını görüyoruz. Tabii değişim toplumsal tarafında hocam az önce buyurduğu gibi toplumda bu konuda bir farkındalık var mı, bilinç var mı, güvenlik kültürü var mı? Bu da afet yönetimi başarıyı etkileyen unsurlardan bir tanesi. Bizim bugün üzerinde duracağımız daha çok yerel yönetimler bu işin neresinde? Yerel yönetimler aslında bu işin tam da merkezinde. Neden diye soracak olursak, yerel yönetimler olay yerine en yakın olmasından, en hızlı müdahale edebilecek olmasından, yöreyi en iyi bilen olmasından dolayı önemli. Özellikle biraz sonra belki tekrar üzerinde duracağız. Bu sadece yani bir fikir olarak değil, baktığımız zaman afet yönetimi anlamında bir takım ulusal stratejiler geliştirmeye çalışılıyor. Bunlar da Birleşmiş Milletler'in öncü olduğunu daha çok görüyoruz. 90'lardan itibaren aslında bu afetin sonrasını, yani müdahale aşaması ve sonrasını değil de afetin öncesini, riskleri tespit etme ve azaltma meselesini uluslararası gündemde de oluşturulan strateji belgelerinde de dile getirilen, öne çıkarılan, üzerinde önemli durulan bir konu olduğunu görüyoruz. Nitekim Birleşmiş Milletler'in burada yok olmadan itibaren en son Sendai çerçevesi afet yönetimine ilişkin küresel strateji belgesi olarak tanımlayacağımız belgede de 7 küresel hedef belirlenmiş ve bunların içerisinde yerel yönetimlerde, kent yönetimlerinde risk azaltımına dayalı stratejilerin tercih edilmesi, uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejik hedeflerden ve araçlardan birisi olarak düşünülmüş. Burada 4 temel amaçla belirlenmiş. Bu slaytın son kısmında kırmızıyla işaret ettiğimiz gibi. Öncelikle afetleri anlamak, buna dair risk azaltım stratejilerini belirlemek, buna dair biraz sonra hocamın daha çok üzerinde duracağı bir işbirliği modeli, bir yönetim yaklaşımı nasıl geliştirilebilir ve 4. aşamayla alakalı olarak da daha iyisini, afetten öncekinin daha iyisini nasıl inşa edebiliriz? Bu 4 temel hedef belirlenmiş Sendai'de. Bundan neden bahsediyorum? Çünkü biz de Türkiye'de afet yönetim politikalarını şekillendirirken özellikle 2000 sonrası dönemde attığımız adımlar, ürettiğimiz belgeler, mevzuatta yaptığımız değişiklikler buradaki 4 hedefe paralel düzenlemeler şeklinde karşımıza çıkacak. Neden önemli yerel yönetimler, kent yönetimleri? Az önce hocamın başlangıçta belirttiği gibi bölgeye en yakın, en hızlı hareket edebilecek, koşulları en iyi bilen ve ulusal ölçekte veya afetin büyüklüğüne göre uluslararası yardım gelene kadar oraya en yakın, en hızlı müdahale edebilecek birim olmalarından dolayı önemli. Bu sebeple yerel yönetimlere olan vurgu buradan kaynaklanıyor. İki, burada başlangıçta da parantez içinde ifade etmeye çalıştım. Ben kentler çünkü daha önemli. Neden? Nüfusun büyük bölümü artık dünyada büyük kentler ve şu Türkiye'de olduğu gibi kentler neden risk faktörü? Başlı başına kentsel risk dediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Başlı başına risk faktörü. Çünkü kentlerde ekonomik faaliyetler, sanayi faaliyeti, ticaret, eğitim faaliyetleri, yoğun nüfus hepsi birlikte zaten başlı başına patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. Bir de eğer biz bu kentleri Türkiye'de olduğu gibi işte tehlikelerin üzerine, yani fay hatları üzerine inşa etmişsek, dere yatakları üzerine inşa etmişsek veya kentsel gelişme zaman içerisinde buraları da kapsar hale gelmişse bu muhtemel riskler, muhtemel kayıplar kat be kat artıyor. Bu sebeple afet yönetiminde başarıda yerel yönetimler önemli veya kent yönetimleri önemli diyoruz. Eğer biz buradaki tehlikeyi burada fark edip, burada riskleri azaltmaya girişirsek zaten ulusal ölçekte bir başarı yakalamamız mümkün olabilecek. Kentler önemli hale getiren bu saydığımız özellikler ve muhtemel kayıplar. Bunlar üzerinden oluşabilecek muhtemel kayıplar. Neden yerel yönetimler önemli meselesinde veya risk azaltma meselesinde öne çıkan kavramlardan bir tanesi kent planlama kavramı. Hocam buyurduğu gibi yine
Türkiye'de planlama dediğimizde planlamayla alakalı çeşitli aktörler saymak mümkün. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan itibaren ama yerelde büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, büyükşehir olmayan belediyeler temelde imar planları, mekansal planlama yapmaktan, arazi kullanımından sorumlu. Peki bunlar neden önemli? Neden afet yönetimi için bu imar planı meselesi önemli? İmar planı meselesi tam da risk azaltımı mantığına, yani henüz afet ortaya çıkmadan önce tehlikeleri belirleyebilmek, tespit edebilmek, plana işleyebilmek, bu plana dayalı olarak kentsel gelişmeye dair vereceğiniz kararları altlık teşkil etmesi anlamında önemli. Yani tehlikeleri doğru tespit edebildiyseniz, bunu plana işlediyseniz, burada hangi bölgelerin yapılaşmaya kapatılacağı, hangi bölgelerden kaçınılması gerektiği veya binaya dair hangi kararların verilmesi gerektiğinde mekansal planların her türlü, arazi planları, imar planları, çevre üzeri planları önemli. Tabii sadece bunların planların yapılmış olması değil, aynı zamanda uygulanabilir olması da bir başka önemli faktör. Kent planlama neden önemli? Yine bir sonraki aşamada üzerinde hocam. Bunun en önemli araçlarından bir tanesi bizim de günümüzde sıklıkla konuştuğumuz kentsel dönüşüm. En önemli kent planlama araçlarından bir tanesi afet risklerini azaltma bağlamında en etkili yerel yönetimlerin kullanabileceği araçlardan bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi buradaki kentteki her türlü planlama yetkisinde biz yerel yönetimleri öncelikli olarak görüyoruz. Tabii ki merkez yönetimde, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda müdahale olduğu alanlar var. Şimdi durum böyleyken risk azaltımı yerel yönetimden kentler boyunca Türkiye'ye geldiğimizde peki kentleşmeye dair stratejilerde veya afet yönetimine ait dair stratejilerde yerel yönetimlere hangi roller çıkmış? Madem yerel yönetimler bu kadar önemli, madem biz de bu ulusal çerçeveyi, uluslararası çerçeveyi takip ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim mevzuatta afetler ve yerel yönetimler meselesine atıf yapan çok sayıda düzenleme aslında var. Özellikle 99 depremlerinden sonra bizim afet yönetimi stratejisinde daha çok afet ve sonrası döneme ağırlık verdiğimiz yapı, uluslararası gündemdeki gibi afet öncesine doğru bir kayma yaşandı. Dolayısıyla hani reform başlığı altında ilişkilendirecek şekilde aslında söyleyebiliriz. 2000 sonrası dönemde reform dediğinde atılan adımların önemli bir bölümde aslında bu afet yönetimi meselesinin biraz daha uluslararası gündeme yakın hale getirilmesi ve buna uygun düzenlemelerin mevzuatta, kurumsal boyutta yapılmasıyla gündeme geldi. Bu çerçeveden baktığımızda örneğin biz 2010-2023 yılını kapsayan bir bütünleşik kentsel gelişme stratejisi ve eylem planını hazırlamışız ve burada kentsel gelişmeye dair ulusal ölçekte hedefler belirlemişiz. Bunlardan, bu hedeflerden %32'si değil, %50'si tamamen yerel yönetimlerin, kent yönetimlerinin sorumluluğuna verilmiş vaziyette. 2011 yılında bir ulusal deprem stratejisi ve eylem planı hazırlamışız. Yine 2023'e kadar bir vade tanımlamışız. Buraya baktığımızda burada da yine hem kentlerin mevcut yerleşim alanlarında hem de kentsel gelişme alanlarında afet risklerinin belirlenmesi, buna uygun planların oluşturulması, buna uygun mikro bölgeleme haritalarının yapılması gibi konularda yerel yönetimlerin sorumluluğu bir kez daha hatırlatılmış. Çünkü mekansal strateji planında yine aynı şekilde 2021 yılında yerel yönetimler ve afetlere dair atıflar var. Bahsettiğim gibi yerel yönetimler reformu ve genel anlamda kamu yönetim reformları alanında afet yönetimi konusunda da temel strateji belgelerini biz 2000 ve sonrası dönemde üretmeye başlamışız. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Türkiye Afet Müdahale Planı. Neden önemli? Hem az önce sorunun başında belirttiğim gibi bu afet yönetiminin 3 dönemine dair ürettiğimiz strateji belgelerinden bir tanesi. Yani afetin öncesinde ulusal ölçekte, yerel ölçekte hangi kurum ne yapmalı, afet anında ve sonrasında. Bir başka önemli tarafı bu Türkiye Afet Müdahale Planı'nın, yani olay anına ilişkin kurumların sorumluluklarını belirleyen planın bir başka önemli tarafı, her il için il afet risk azaltma planlarının hazırlanmış olması. Bu da şimdiye kadar bizim sistemde olmayan bir şey. Şimdi mesela bu Maraş depremlerinde maalesef yaşadığımız sürecin hemen ertesinde ben açıp bakmıştım acaba bunda neler yazılmış diye. Çünkü işte bir afet yönetimi sürecini canlı olarak biz bölgede değildik ama canlı olarak izledik ve acaba neler söylenmiş, hangi semt, hangi mahalle, hangi ilçe, hangi kent için. Aslında her şeyin senaryo orada hazırmış. Bu sadece deprem bölgesindeki kentler için değil, aynı şekilde mesela Aydın için de ben açıp bakıyorum. Hani bunlar mucize değil, yani ortaya çıkan şey şaşırtıcı, evet yani insan
sizlerin alabileceğinin çok ötesinde bir felaket ama baktığınız zaman tüm riskler, farklı farklı afetlere göre senaryolar hazırlanmış vaziyette tüm iller için şu anda. Dolayısıyla sona doğru konuşacağımız, evet bunlar hazır veya işte mevzuatta tanımlamalar yapılmış ama peki sorun nerede meselesi. Dediğim gibi müdahale planı ulusal ölçekte ve yerel ölçekte tüm kurumların müdahale aşamasında yapacakları işini tanımlıyordu. Bir başka doküman Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP. Bu da yine buraya baktığımızda yine yerel yönetimler bazında ya da yerel ölçekte organizasyonun, afet yönetim organizasyonunun ne şekilde kimlerden oluşturulacağı belirtilmiş. Az önceki müdahale aşamasına odaklanan strateji planında bir başkası tamamlanmış olabilsin. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 2022 ve 30 yıllarını kapsıyor bu planda. Burada da yine belirlenen amaçlar içerisinde yerel yönetimlere çok sayıda görev tanımlanmış vaziyette. Az önce bahsettiğim yani belki kopuk gelmiş olabilir. Türkiye Afet Yönetim Stratejisi dediğimizde aslında bizim dayandığımız temel stratejik belgeleri, görev tanımları, işbirliği ilişkileri burada vurgulanmış vaziyette. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı taraf yürürlükte şu anda. Türkiye Afet Müdahale Planı yürürlükte. Afet sonrası dönemde ne yapacağımız da hazırlık aşamasında şu anda tamamlanmış değil. Az önce bahsettiğim gibi bunların her birinin 81 il bazında, vilayet bazında ve oradaki tabii ki yerel yönetimlere kapsayan şeklinde yerel ölçekte tüm görevler tanımlanmış vaziyette. Dolayısıyla bizim bu aşamaya gelmiş olmamız bile yani reformlar bağlamında hem afet yönetimi anlamında hem yerel yönetim anlamında reformlar açısından baktığımızda önemli bir aşamadır, önemli bir adımdır. Çünkü afet yönetim sistemi eleştirdiğimiz dediğim gibi afet sonrası ile ilgilenen, yara sarma üzerinde odaklanan, belki durumlar arasında paylaştırılmış olan o görev yetki sorumluluklar özellikle 2009 sonrasında işte AFAD çatısı altında diğer üç kurumu birleştirme veya mevzuatta yapılan yenilikler, bu strateji belgesi üretilmesi ile afet yönetim sisteminde önemli adımlar idi. Burada çok yazıları falan boğmadan anlatmak istiyorum. Yani görsel olarak kötü görünebilir. Bu tablo Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yerel yönetimlere hangi konularda sorumluluk verilmiş, bunları işaret eden bir tablo. Benim kendi ürettiğim bir tablo oldu. Az önce söylediğim gibi o Sendai uluslararası çerçevesinden küresel çerçevesini biz Türkiye'ye adapte ettik ve burada afet risklerini anlamak olarak başlayan dört temel hedef ve burada Türkiye'de yerel yönetimlerin, öncelikle de belediyelerin neler yapması gerektiğini, amaç, hedef ve yapılması gereken eylemler şeklinde Türkiye Afet Müdahale Planı'nda tanımlamış vaziyetteyiz. Birkaç tanesi de değineyim. Örneğin afetleri tanımlamak konusunda, evet bizde deprem öne çıkıyor ama sadece deprem değil, özellikle etkisini daha çok hissettiğimiz iklim değişikliği ve buna bağlı afetler meselesi. Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımında buna bağlı olarak ortaya çıkan seller, orman yangınları hepsini kapsayan il çerçevesinde planların buna dair standartların oluşturulması, bunların arazi kullanım planlarıyla örtüştürülmesi sadece tehlikeleri tespit etmek değil. İkinci hedefle alakalı olarak karar destek sistemlerinde bu afet bilgisinin, afet risk bilgisinin dikkate alınması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, sığınak mevzuatının hazırlanması, mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi ve stratejik planlara mutlaka afet yönetimi meselesinin o ille alakalı eklenmiş olması afet risk yönetişimi için, yerel yönetimler için belirlenmiş hedefler. Üçüncü hedefle alakalı olarak afet risklerini nasıl azaltabiliriz, buna nasıl yatırım yapabiliriz? Nihayetinde her şeyin ucu bir mali kaynağı bütçeye dayanıyor. Bizim afet yönetim sistemindeki en büyük problemlerden bir tanesi de burası. Evet afet fonları, belediye bütçelerindeki çeşitli fonlar vesaire olmakla beraber bunlar için de özellikle afet risk azaltımına afet risk azaltımını amaçlayan özel fonların oluşturulmuş olması buradaki hedeflerden, oluşturulması hedeflerden bir tanesi. Özellikle kamu binalarının, 6 Şubat depreminde de maalesef gördük, kamu binalarının, kritik binaların, altyapı tesislerinin önemli hale getirilmesi, dirençli hale getirilmesi burada yine yerel yönetimlere sunulan görevlerden bir tanesi. Dezavantajlı kesimler maalesef çoğu planda göz ardı ediliyor. Afet planlarında da, afet yönetimi sürecinin her aşamasında da özel düşünülmesi gereken planlar. Çünkü biz gerek Covid'de farklı ülkelerde gördük, gerek Şubat depreminde hastanelerde yoğun bakımlarda yatanları gördük. Bunlar maalesef daha sonra düşünülen gruplar olabiliyor. Özel bunları nasıl
afet yönetimi dahil edebiliriz. Bunlar da yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmiş. Dedik ki afet sonrası dönem aynı zamanda hem biz biraz attığımız hem de iyileştirdiğimiz, yani sistemin kusurlarını görüp iyileştirdiğimiz bir dönem. Bu anlamda yeniden inşaya dair daha iyisini yapma hedefi çerçevesinde de yerel yönetimlere biçilmiş roller var. Burada da yine kritik tesislerin, altyapıların güvenli hale getirilmesi ve her kentte maalesef olmayan bina envanteri, insan envanteri ve bunların coğrafi ve kent bilgi sistemleri uyumlu hale getirilmesi de yine yerel yönetimlere biçilen görevler arasında. Bizim afet mevzuatımız 40'lı yıllardan itibaren oluşturulmuş ama burada son dönemlerde öne çıkan özellikle afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun 2012 sonrasında önemli düzenlemelerden bir tanesi. Afet yönetiminde AFAD'ın kurulmasından bahsetmiştim. Yine bu afete dair kanunlarda da, yani afet yönetimini yapı taşını oluşturan kanunlarda da afet risklerini azaltma konusunda belediyelere çokça görev verilmiş. 6306 bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi. Yerel yönetim mevzuatında da özellikle 2004-2005 yıllarında biliyorsunuz yerel yönetim mevzuatı tümden değişti. Burada da hem Büyükşehir Belediye Kanunu hem Belediye Kanunu'nun 53. maddesinde özellikle afet riskini azaltma ve kentsel dönüşümü bunun için bir araç olarak kullanma noktasında çok ciddi görevler verilmişti. Peki dediğim gibi 99 deprem sonrasında bu kentsel dönüşüm meselesiyle biz biraz daha fazla duymaya başladık ama 6 Şubat depremi bu kentsel dönüşüm konusunu daha da önemli hale getirdi. 6 Şubat depremi sonrasında neler yaptığını kısaca değindikten sonra hemen toparlayayım hocam. Bunlardan bir tanesi dönüşümde yarısı bizden kampanyası malumunuz. İstanbul'da başlatılan kampanya. Ulusal Risk Kalkanı ve Kentsel Dönüşüm Şuralarını aynı şekilde gerçekleştirdiği daire. Kentsel Dönüşüm Şurası neden önemli? Bu mevzuat konusunda özellikle afet ve kentsel dönüşüm yasasının mecliste görüşülmeye başlamasında bu kentsel dönüşüm şurasının sonuçları burada dikkate alındı ve yasa hazırlığı bu şura sonuçlarından başladı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bu hem yasa tasarısı hem de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndaki amaç bu süreci daha hızlı, daha az bürokrasiye takılarak gidermek idi. Dediğim gibi hızlıca geçiyorum. Peki biz madem ki hem ulusal strateji belgelerine bu kadar hedef belirlemişiz, ayak uydurmaya çalışmışız, mevzuatta düzenlemeler var, nerede başarısızız? Türkiye Afet Müdahale Planı, yerel yönetimlerin neden konuda çok başarılı olamadığı konusunda bazı tespitler yapıyor. Oradan hareketle birkaç cümle söyleyip bitireceğim. Bunlardan bir tanesi belediyelerin mekansal planlarında afet risk azaltımına ilişkin uygulamaların yetersiz olması. Yani mevzuat koymuş, şunu yapmasın, bunu yapmasın ama uygulamaya geldiğinde maalesef bunu gerçekleştirme konusunda zayıflar. Mali destek, evet bütçelerde belirli oranlar belirtilmiş fakat bunların kullanılıp kullanılmadığı denetlenmiyor. Dolayısıyla şu kadar ayırmalısın ama bunu nereye harcadın, hangi faaliyeti yaptın, eğitim mi yaptın, imara ilişkin düzenleme mi yaptın, bunu kontrol eden yok. Özel sektörün bu konuya ilgisini, yani özellikle kentsel dönüşüm meselesinde her alana ilgi çekmesini beklemek biraz zor. Çünkü rant burada bu kararın verilmesi temel belirleyici oluyor. Belki hocam bunu bu meseleyi ayrı bir oturumda daha sonraki yıllarda tartışabiliriz. Özel sektör, piyasa bu işin neresinde neden var veya neden yok. En önemli meselelerden bir tanesi denetim eksikliği maalesef. Mevzuat görevi vermiş, denetim yetkili kurumları belirlemiş ama uygulamada problemler var. Ortak çalışma kültürü, hocam yönetişimden bahsedecek herhalde bu konu üzerinde daha çok durur. Ortak çalışma, kurumların birbirine koordine olması, işbirliği yapması konusunda kamu kurumların kendi arasında kamunun özel ve sivilli işbirliğine girme noktasındaki sıkıntılardan da söz etmek mümkün. Sadece başlıklardan söz edeyim. Bu çerçevede Türkiye'de yerel yönetimlerin özellikle afet risklerinin azaltmadaki problemleri nereden kaynaklanıyor? Hazırlığın önemine vurgu yapıyoruz ama tam hazırlıklı değiliz. Neden hazırlıklı değil? Belediyeler, yerel yönetimler ya bütçesi yok, ya teknik elemanı yok, ya siyasi anlamda buna istek duymuyor. Neden uzun vadeli bir işe koyulmuş olabilir? Kentsel dönüşüm kararlarında belli kesimleri rahatsız etmiş olabilir ve bunların siyasi sonuçları olabilir. Bu sebeple uzak duruyor olabilir. Jeolojik iklimler, mikro bölgeleme vesaire gibi azaltma tedbirleri her kentte zorunlu halde değil. Şu anda deprem bölgesi için zorunlu olmakla beraber. Yapı envanterimiz maalesef çoğu riskli durumda. İstanbul daha çok konuşuluyor, buradaki kentsel dönüşümden bahsediliyor ama çoğuna dair bilgi yok ve çoğu riskli durumda. Özellikle yapı denetim sisteminden önce, 2001 öncesi çıkan, ortaya çıkılan binalarda.
kentsel dönüşümün uzun sürmesi, bütçesi hem vatandaşlar açısından hem yerel yönetimler açısından uzak durulabilecek bir konu oluyor maalesef. Her ne kadar etkili bir araç olmasına da rağmen. Mevzuatımızda bazı şeyler tanımlanmış ama uzun boyutunda ve denetimde sorunlar var. En önemli mesele finansman. Bu işi özel sektöre nasıl daha fazla çekebiliriz? Belediyeleri bu işi nasıl daha fazla zorlayabiliriz? Ayrı fonlar oluşturmak, belki vergi, belki sigorta anlamında ayrı düzenlemelere ihtiyaç var. Erken öneri sistemleri gibi teknolojilerin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu uygulama örneklerinden görüyoruz. Fakat bunlar aynı zamanda yüksek bütçeli yatırımlar. Bu konularda eksikliklerimiz var. Ve maalesef afet yönetimine ilişkin farkındalık düzeyimiz düşük. Eğer bu handikaplarımızı giderebilirsek... Bir dakika alır hocam. Bitiriyorum hocam. Eğer bu handikaplarımızı giderebilirsek, yerel yönetimlere öncelik veren, yerel yönetimlerin risk azaltımına dair çalışmalara öncelik veren çalışmalara eğer daha fazla alır verirsek, sanıyorum ki afet yönetiminde etkinliği, başarıyı yaşayabiliriz, yakalayabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Efendim şimdi de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Tarkan Oktay Profesör Doktor. Buyurun hocam. Buyurun. Demek geliyor içimden. Çok kısa bir süre olmasına rağmen böyle bir ortamda bizi kattığınız için başta Atilla Hocam olmak üzere bütün ekibe, emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Tabii afet deyince aklımıza genelde merkezi yönetim geliyor. Çünkü afetin müdahale aşamasıyla daha çok meşgul oluyoruz veya karşılaşıyoruz. Afet sürecinde aslında temel rol yerel yönetimlere düşüyor ve düşmeli. Benim sunumumda yerel yönetimlerin yerel yönetimler bağlamında daha çok yönetişim, afet yönetişimi, toplum temelli afet yönetimi bununla ilgili olacak. İlk kısım biraz daha çeşitli kavramların bir panorama gibi sizlerle paylaşmak kısa olarak. Daha sonra dünyada çeşitli uygulamalar var. Bunlarla ilgili yine çok kısa hızlıca bilgi vermek. Bu arada son oturum, son konuşmacılar, sabrınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, şimdi baktığımız zaman afetin odağında insan. Bu dünyadaki doğal afetlerin yayılımı. Bu aslında şehirlerdeki, yani insan yerleşimlerinin yayılımıyla aynı. Tabii dünyanın farklı coğrafyalarında farklı doğal olaylar oluyor ama insanı etkilemesi hasebiyle biz afet sürecini inceliyoruz, konuşuyoruz. Dünyadaki haritada bize bunu gösteriyor. Aslında odakta insan var. Hem kurumlarda çalışan insan hem bundan etkilenen insan. Bu çerçevede afet yönetiminin odağında da, o sürecin odağında da aslında insan ve insana dair örgütlenmeler, topluluklar, kurumlar söz konusu. Bunun odağı almamız gerekiyor. Yine Türkiye ile ilgili bilgi, dünyada 30. Sırada afet riski bakımından yapılan dünya endeksinde. Diğer ülkeler aşağıda var. Yani bu işi önemsememiz gerekti. Zaten son afetlerden de bu gayet iyi anlaşılıyor. Şimdi ilk söz olarak şunu söyleyebiliriz. Yani yerel yönetimler şehirlerde karşı karşıya oldukları problemlerin çözümünde veya gelecek hedeflere ulaşmada tek başlarına bunları başarmaları mümkün değil. Aslında bu olumsuz bir cümle olmakla birlikte toplum açısından olumlu, hele liberal topluluk burada olduğuna göre toplumun güçlü olmasını ve işin içine daha fazla girmesini gerektiriyor. Diğer taraftan da kapasitenin, bilginin, uzmanlıkların birçok konunun toplumda dağıldığı bir dünyada tek başına bir devlet kurumunun veya bir yerel yönetimin bunun işin üstesinden gelmesi tabii söz konusu değil. Burada yerel yönetim olarak kastettiğimiz tabii bir yerel yönetim olarak belediye yönetimi olabilir, bir bölge yönetimi de olabilir.
veya bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi de olabilir. Bu kavramı genel olarak kullanmakta tabii ki fayda var. Yönetişimi destekleyen gelişmeler, bunu çok kısa yazdım ama bunları anlatmayacağım. Fakat burada şeyi unutmuşuz, liberal gelişmeler ve değerlerin yükselişi aslında hepsinde var. Böyle bir toplantıya gelip onu yazmamak olmaz ama hepsinde aslında onu da görüyoruz son 50 yıldır, 30 yıldır. Dünyadaki birçok gelişmeler nasıl ki siyaseti, toplumu, ekonomiyi ve birçok kurumsal gelişmeleri etkilediyse afet sürecini de aslında bunların etkilediğini görüyoruz. Demin hocam da ifade etti, dünyada çerçeve. Bu çerçevede tabii genel olarak bahsetmeyeceğim ama bizim konumuz açısından bu çerçevede bir bölüm dünyanın çeşitli ülkelerin katkılarıyla oluşan bir belgede yönetişime ayrılmış, paydaşlara ayrılmış. Burada da temel strateji olarak işbirliğini arttırmak, sorumluluğu paylaştırmak çok önemli bu. Yine katılım ve toplumun güçlendirilmesi meselesi yine temel stratejiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yönetişim ve işbirliği, yani yerel yönetimlerin toplumla, toplumdaki aktörlerle işbirliği yapması önemli yararları da var. Özellikle afet farkındalığını geliştirmek, işte afet sadece devlet kapasitesi değil, toplumdaki kapasiteyi de oraya ekleyerek toplam kapasiteyi aslında büyütmek, hazırlık seviyesini yükseltmek, zararları azaltmak ve bir bütün olarak aslında dirençli bir toplum hale getirmek önemli yararlar. Burada bir önemli yarar daha var. Aslında kamunun da yükünü azaltıyorsunuz. Yani toplumla işbirliğinin böyle bir önemli yararı da var. Şimdi genel olarak son yıllarda artık herkesin kabul ettiği, farkında olduğu bir aşama var afet yönetiminde. Öncesi müdahale ve sonrası. Özellikle yerel yönetimler için yönetişim bağlamındaki uygulamalar hangi aşamada daha önemli diye baktığımızda aslında ilk aşamalarda. Çünkü artık afet olduktan sonra kriz ve sonraki aşamalarda zaten o şehirdeki insanlar afet mağduru ve dışarıdan daha çok yardımlar geliyor. Yerel yönetimlerin özellikle hazırlık ve risk zarar azaltma aşamasına yoğunlaşması yönetişimde gerekiyor. Yine dirençli toplum çok popüler. Birçok boyutu var. Tabi afetteki riskleri azaltmak, ortaya çıkınca onunla mücadele etmek, sürdürmek ve iyileştirmek. Burada tabi toplumsal özellikler ve parametreler çok önemli. Bunu niçin burada ifade ediyorum? Sabahki veya bizden önceki oturumlarda da ifade edildi. Aslında her şehir bütün bu parametreleri dikkate alarak, çünkü bunlar değişiyor dünyanın her ülkesinde, bölgesinde veya ülke içinde, kendi hikayesini ana stratejilerden ve yöntemlerden yararlanarak afetle ilgili yönetişim hikayesini yazmak zorunda. Çünkü bu parametreler her şehirde farklı. Yani bir taraftaki iyi model, öbür tarafta tabii ki aynı sonucu da vermeyebiliyor. Yine diğer bir altını çizeceğim mesele, liderlik son yıllarda, yani 20-30 yıldır yükseliyor, son yıllarda iyice hızlandı. Mesela Amerika'da ve özellikle İngiltere'de meclisin egemen olduğu, daha çok meclis içinden çıkan başkanlar var. Orada da doğrudan seçilmiş başkana doğru bir geçiş var. Bizde zaten sistem öyle. Yani temel bazı hizmetleri sunan bir kurumdan demin anlattığımız problemleri çözme noktasında veya gelecek hedeflerine ulaşma noktasında şehirdeki tüm aktörleri bir araya getiren bir moderatörlük, yani bir hegemonya liderlik değil de onları modere ettiren, o potansiyeli bir araya getiren, sinerji oluşturan bir role doğru yerel yönetimler evriliyor. Bu afet yönetiminde de kullanılabilecek bir önemli bir gelişme, buna doğru evrilmesi gerekiyor. Tabi şehirdeki temel aktörler, işbirliği yapılacak, bunlar belli. Burada bir iki model var. Daha sonra da ağlarla ilgili ve dünya örneklerini ben sizlere bahsedeceğim. Birinci model çok kısa bir iş modeli olarak oluşturulmuş. Bilgilendirme ve iletişim kur paydaşlarla, yani yerel yönetimler için. Katılım için teşvik et, ağlar oluştur, topluluklara danış ve onları anla. Danışıyoruz ama bazen anlamadan danışıyoruz. İyileşme için sivil toplumla ortak ol, yine toplulukları karar alma süreçlerine entegre et ve çok önemli bu, sonuç odaklı. Yani katılım mekanizması işletmeden ziyade sonuçları anlamlı kıl. Yani katılmanın bir somut çıktılarının da olmasını ifade ediyor. Yine farklı bir model. Uluslararası literatürden bir kalkan modeli. Yine burada bilgi paylaşımıyla başlıyor.
kapasitelere uyumlaştır. Yani kamu, yerel yönetimler ve sivil toplumun bütün demin bahsettiğiniz aktörlerin kapasitesini birbiriyle uyumlaştır ki daha hani yüksek bir kapasiteye ve koordinasyona ulaşabilsin. Bu koordinasyonu kurumlarla veya çeşitli mekanizmalarla belli bir düzene oturtur. Rastgele olmasın. Bu önemli. Paydaşları dahil etmek, işte iletişim. Yatırımlardan faydalanmak, bu da afet öncesi. Örneğin kentsel dönüşümde olduğu gibi çeşitli yatırımları devreye sokarak aslında gelecekteki maliyetleri şimdiden yapılan yatırımlarla yönetmek gibi modeller var. Bu ağ konusuna biraz değinmek lazım. Burada da bir ağın konukları olarak bulunuyoruz. Toplumsal tabii birçok ağ var. Konuya girmeye gerek yok. Afet konusunda da birçok kurumumuz var. Sivil toplum ve demin bahsedilen kurumlarımız var. Bunlar arasındaki ilişkiler zayıf olabiliyor. Bakın burada bir ayrık yapı görüyoruz. Bu yapıyı mümkün olduğunca bu hale getirmemiz gerekiyor. Bu da afet öncesi tabii iyi işlerdir. Afet zamanı zaten işler karıştığı bir dönem. Yerel yönetimler, diğer aktörlerle işbirliği halinde belli somut amaçlar çerçevesinde yapının bu hale gelmesi gerekiyor. Tabii burada teknik olarak bazı modeller var. Hani işin renkli fotoğrafı var ama bir de teknik modeli var. Burada paylaşılan, yani herhangi bir egemen kurum olmadan aktörler arası ilişkileri yürütüldüğü bir ağ modelimiz var. Ortada da o yine aktörlerin kendisinin kurduğu bir üst yönetim tarafından idare edilen bir ağ modelimiz var. Son olarak da o alanda başarılı olan, daha önde olan bir kurumun diğer benzer aktörleri yönlendirdiği lider olarak bir kurum var. Yerel yönetimler, yerelde de bu ağları geliştirebilir, bunlara destek olabilir. Peki sivil toplumun gelişmesinde kamu yerel yönetimler ne kadar müdahale etmeli, destek olmalı, teşvik etmeli? Bu ayrı bir tartışma. Mabette bu önemli bir konu. Zorluklarımız da var, demin de ifade edildi. Afetlerin zaman aralığı çok fazla. Ve belirsiz ne zaman olacak, çoğu bu şekilde. Ortak hafıza eksikliği yok. Ben 99 depreminde doktor öğrencisiydim. Aradan geçmiş 25 sene. Hatay depreminde bütün hafıza bende vardı. Ne yapılacak, yıkımlar, yani bütün olayları yaklaşık olarak kafamda bir hafıza sahiptim ama diğer nesilde bir sahip değil. Afet yönetimine yerel yönetimler girmiyor. Girmek istemiyorlar. Neden girmek istemiyorlar? Biraz evvel de ifade edildi. Bütçe ayırmak istemiyorlar çünkü daha somut işlere, görünür işlere, toplum da daha görünür işlere talep ediyor aslında. Diğer taraftan ciddi riskler var. Toplumun ciddi tepkileri var dönüşüme çeşitli nedenlerden dolayı. Bu bir eksiklik değil, bir şekilde yürütülmesi lazım. Yine diğer zorluklar da sivil toplum kapasite eksiklikleri var. Motivasyonlar düşük. Mesela bu Hatay depreminde kurulan bazı dernekler hafta sonu piknik derneğine daha sonra hiç toplanmıyorlar artık. Bu da normal çünkü 30-40 senede bir afet olduğunda bu motivasyonu canlı tutmak gerekiyor. Bunlar da zorluklar. Şöyle bir çelişki de var aslında. Kamu veya bürokrasi daha simetrik, öyle diyelim. Kendi kuralları var. Sivil toplum daha asimetrik görülüyor. Aslında onun da kendi kuralları var. Bu afet durumları, bunlar çatışma ve çelişki yaşıyorlar. Aslında ikisi de toplum için bir zenginlik. Bir tarafın o simetrik yapısını diğer tarafın asimetrik yapısıyla birleştiği zaman aslında esnek bir yapı da ortaya koyabiliyor. Bürokrasinin birçok eksiğini sivil toplum o esnek yapısıyla kapatabiliyor. Bu çelişkinin de işte afet öncesi bahsettiğimiz yönetişim bağlamında daha etkin hale getirilmesi önemli. Hocam değindi iklim değişikliğine. Neden iklim değişikliği meselesi bütün o tartışmalardan bağımsız? Şundan önemli, çünkü iklim değişikliği ile ilgili burada bahsedilen, onlar günlük hayatımızda hep karşılaştığımız konular. Bir deprem gibi değil. Veya bir sel gibi değil. Vatandaşı veya ilgili toplulukları, paydaşları günlük olarak motive edebilecek bir araç bizim için. Bu da bir fırsat yerel yönetimler ve diğer aktörler için. Burada dünyadan bazı örnekleri, Türkiye'den çok örnek almadım çünkü son zamanlarda çok afet oldu, herkes onları biliyor. Biraz da dünyadan çok kısa yönetişime dair, hani bilgilendirme veya afet aşamalarıyla ilgili çeşitli, yani bu risk azaltma, bilgilendirme, işte müdahale ve sonrası iyileştirme ile ilgili birkaç örnek var. Olmazsa olmaz tabii afet eğitimleri, birçok afet eğitim belediyelerimiz veriyor, bunları biliyorsunuz. Özellikle burada engellileri ayırmak istiyorum. Yani eğitimleri de kategorize etmek lazım.
veya afetteki hele olduktan sonra veya öncesinde ana rol kadınlarda. Onların da aynı eğitimlere ve farkındalığa sahip olunması yine önemli. Yine farklı bir örnek, adından da anlaşılacağı üzere Buenos Aires çok havadar bir yer, düzensiz yağışlar var. Burada mesela şöyle bir uygulama yapmışlar, bütün tedbirleri almışlar ama sel olduğu zaman ekipler ilgili bölgelere kolay ulaşabilmesi için vatandaşlara işte o cep telefonlarına bir uygulama hazırlanmış. Sel olduğunda fotoğrafını çekiyor, merkeze gönderiyor, oraya ekipler daha hızlı geliyor. Böyle bir işbirliği mesela, bu da bir farklı müdahale işbirliği. Gönüllülük meselesi önemli. Belediyeler yine çok giremiyorlar bu konuya. Gereken Türkiye'de gönüllü çalışmaları yeterli değil. Birçok derneğin vesaire var ama yeterli değil, gelişmesi lazım. Kızılay'ın beslenmedeki rolü bir yönetim organizasyon için iyi bir örnek. Her kurum her şeyi yapar değil, bir uzmanlaşma burada daha çok öne çıkıyor. İşte Kızılay'da beslenme alanını vermişler koordinasyonu diye. Dünyada da afetlerde baktığımız zaman artık her ülke her şeyi getir denmiyor. Ülkelere bölüştürülmüş, sen gıda, sen sağlık, sen işte barınmaya uzmanlığı veya destek olacaksın diye. Aslında afet de aynı. Bu uçak kazası belgeselleri vardır, orada şunu görürüz, her uçak kazasında sistem gelişmiştir. Afet yönetim süreci de buna benziyor. Yine Almanya'da Kompas diye bir merkez kuruluyor. Bu da bir bilgi paylaşımı aslında merkezi. Burada projeler var, projeler paylaşılıyor, fikirler, fikir bankaları kuruluyor, çalıştaylar. Yani afetle ilgili, afet öncesinde bütün topluma ve ilgili idarelere paylaşım yapan, onları bir araya getiren bir merkez. Bu da bir örnek. Vietnam'dan Kızılaç'ın bir çalışması var. Tayfun'daki dalgalardan dolayı kıyılar tahrip oluyor. Bunlar önlemek için mangrov ormanları ekilmesi söz konusu. Burada yerel bir çalışma yapılıyor. Aktörlere çocuktan yetişkine kadar eğitimler veriliyor. Bir el birliğiyle, bir yönetişim uygulamasıyla mangrovların ekildiğini ve buradaki iyileştirme yapıldığını görüyoruz. Yine Japonya'dan sosyal refah konseyleri hem ulusal düzeyde çatı olarak hem de belediyelerde bunlar kurulmuş. Afet olmadığı zamanlarda toplumsal yarar için bunlar çalışıyor. Afet zamanı da ilgili sendikaları sivil toplumu koordine ediyor. Yani böyle bir işlevi var. Bir çatı kurulmuş. Bu da güzel bir örnek. Bilgilendirme ile ilgili bir mesele yine Japonya'dan. Japonya'da yılında 1000 kadar toprak kayması oluyor, ona bağlı hasarlar. Bu konudaki tehlike haritaları yaklaşık 40 yıl boyunca uzun süre hazırlanmış, bitirilmiş. Toplumla paylaşılıyor. Mevcutlar hangi iyileştirmeler yapılacak veya yeni binalarda hangi yerlere yapılması lazım. Bir bilinç oluşturma çalışması yine. Balıkçı Dernekleri Şili'deki deprem. Burada tsunami'den dolayı ciddi bir zarar var. Yine yerel balıkçı dernekleriyle organize olarak hem kamu hem oradaki örgütlü toplum diyelim. Bunların iyileştirmesi konusunda yine örnek bir çalışması var. Çok basit bir şey gibi geliyor ama bir farkındalık oluşturmuş Afrika'da. Bir yarışma, daha sonra ilgili faaliyetlerle orada bir afet farkındalığı oluşturulmuş. Bu da önemli. Birleşik Milletler'in kayıtlarında da var. Bu da olumsuz bir örnek. Bu zaman zaman Türkiye'de de yaşanıyor. Bitiyor hocam. Son şeyler. Endonezya'da Çinliler tabii birçok ülke konut yaptı tsunami'den sonra. Çinliler biraz yukarıda yapmışlar. Tabii yukarıda olduğu için bütün ekonomi sahilde, yaşam sahilde doğru olan bölgelerde. Arabistan veya Türkiye'nin yaptığı konutlar sahile yakın veya diğer bazı konutlar. Fakat Çin mahallesi yukarıda yapılmış. Buraya insanların gitmediğini görüyoruz. Bu da aslında ciddi bir yatırım olmakla birlikte iyileşme evresinde o toplumla bütünleşmenin ve yönetişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bizde de vardır değil mi hocam? Hani köy evleri kimse oturmaz vesaire. Afet evleri boş. Evet. Virgin Adaları'nda 2017'deki bir kasırgadan sonra yine bir paylaşım. Ciddi bir istişareler, paydaşlarla toplantılar çerçevesinde bir raporlar hazırlanmış. Onu kısa bir geçeyim. Yine Yeni Zelanda'da deprem sonrası bir fikir paylaşım olarak çok da basit bir kavram ama nüfusun %20'si katılmış, 106 bin fikir üretilmiş. Daha sonra bunlar o bölgenin planlanmasında da kullanılmış. Müthiş bir orada paydaş ve halk yönetim ilgili uzmanlar hepsi bir arada fikirleri geliştirdiğini görüyoruz. Bu da olumsuz bir örnek.
sondan ikinci slaytımız. Kobe depreminde 95'teydi galiba, yoksa 93-95 olabilir. Hastanelerde tabi sağlık personeli var, su ihtiyacı var diyorlar ki su ihtiyacını temin edecek gönüllü lazım bizim belediye. Belediye diyor ki elimde öyle bir şey yok. Halbuki bakıyorlar 5000 tane gönüllü kayıtlı. Yani afet öncesi bu tür çalışmalar yapılmadığı için afet zamanı sistem işlemez hale geliyor. Ondan sonra iyileştirmeler var. Bu da kağıt üzerindeki hazırlıkla afet öncesi paydaşlar işbirliğinin önemini gösteren kötü bir örnek diyelim. Bu da son tsunami'de Endonezya'da farkındalığı devam ettirmek için suyun yükseldiği noktaya kadar o yükseklikte sütunlar dikmişler. İnsanlar bunu gördükçe tsunami'yi hatırlayarak işte bu hayran çünkü tekrar olma ihtimali de var okyanus kenarında böyle bir farkındalık da oluşturmuşlar. Bu da son biraz buzlu durumda Batı medeniyeti ama yapacak bir şey yok. Şunu son olarak söyleyebiliriz. Tabii yerel yönetimler afetle ilgili tüm yapılacak olan önlemleri, uygulamaları yapacak bir kapasiteleri yok. Bu muhakkak merkezi yönetimle ve ilgili paydaşlarla birlikte yapmaları gerekiyor. Ancak özellikle önlemekle ilgili, risk azaltmakla ilgili rollerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama maalesef Türkiye'de bu yerel yönetimler, demin anlattığımız çok kısa olarak vakit sınırlı, girmemiş durumdalar fazla. Aslında şehirlerimizdeki afet sonuçları veya bu 6-7 Şubat depremlerindeki sonuçlar da bu yerel yönetimlerin bu konudaki biraz eksikliği, bu işe girmemelerinin neticesinde de karşımıza çıkıyor. Evet, tekrar teşekkür ediyorum hem dinlediğiniz için hem davet için. Liberal Düşünce Topluluğu'nun daha güzel, hayırlı güzel organizasyonlar yapmasını diliyorum. Birliklerimizin devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir konuşmacımız kaldı. Teşekkür ediyoruz. Refik Yaskaya hocamız, yerinizden mi konuşacaksınız? Evet hocam, müsaade ederseniz. Estağfurullah. Tanıyoruz zaten arkadaşımızı. Kırıkkale Üniversitemizin öğretim üyesi. Bunu alın. Bu daha rahat konuşuluyor. Onu izin verirseniz ben alayım. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben Tarkan hocamın değerli dostlar tanımlamasını çok beğendim. Çünkü asistanlığa başladığım dönemden bugüne kadar yolumun uğradığı her noktadan burada tanıdığım insanlar var. Onun için izinlemek için burada bulunan bütün dostlara, değerli dostlara teşekkür ederek başlıyorum. Oturumun başlığı genel yönetim, reformu ve afet. İki hocamız arkası üstüne konuştuk. Ben biraz reform tarafından konuşmak istiyorum. Gelirken de buna ilişkin bir hazırlık yaparak gelmiştim. Şimdi genel yönetim reformu dediğimiz şey, bizde bir hocamız zamanında şöyle demişti. Bitmeyen senfoni. Türkiye'de yerel yönetimlerin 170 yıla yakın bir tarihi var. 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da ilk belediyenin kurulmasıyla başladı. Bugün sürekli reform süreci devam ediyor. Bu doğal. Yani hayat dinamik, bunlar dinamik. Zaman içerisinde çeşitlenen ihtiyaçlara uygun olarak yönetim yapısında reform edilmesi gerekiyor. Çok boyutlu reform dediğimiz oldu. Yerel yönetimlerin işlevleri var, kurumsal yapısı var, örgütlenme biçimleri var. Ama biz de genellikle bu alanın hocaları, asistanları, bu alan üzerine koçup yazan, çizen insanlar, yerel yönetim reformu üstünde en çok kafa yorduğumuz kısım, merkez yerel ilişkiler üstüne odaklı. Ve bu konuda inanılmaz bir literatür var. Türkiye'de herhalde üstüne en çok yazılan konulardan bir tanesi. Ve burada iki kavram ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi özellik. Diğeri de bunun tam karşısında olan, bir terazinin iki kefesi gibi duran idari vesayet kavramı. Bunlar normalde teknik kavramlar. Çok sokaktaki insanın çok bilmesi gereken ya da bildiği kavramlar değil. Çok onları da ilgilendirmiyor. Ama bu 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sırasında
bu kavramlardan özellik meselesi bir anda gündem oldu. Hatta bir seçim kampanyasının ana argümanlarından bir tanesine dönüştü. Ülkenin ana muhalefet lideri tarafından benim tespit edebildiğim 7 farklı noktada ısrarla şu cümle kuruldu. Biz iktidar olduğumuzda Avrupa yerel yönetimler özellik şartını getireceğiz. Bununla başlayan ve bazen hatta şeye dönüştü. Yani neredeyse böyle vallahi billahi getireceğiz şeklinde böyle iddialı cümlelere dönüştü. Ben bunun üzerine seçimler sonrasında ilk fikirlerde bir yazı yazdım. Buradan bir iki pasajı aktarıp ondan sonrasında biraz daha popüler olan bir konuya geçmek istiyorum. Öncelikle şununla başlayayım. Avrupa yerel yönetimler özellik şartı getirilmiş bir şeydir. Eğer ana muhalefet liderinin sözleriyle söyleyecek olursak. Çünkü şart 1985 yılında Avrupa Konseyi'nce kabul edildi. 1988 yılında yürürlüğe girdi. 1991 yılında da Türk Parlamentosu, Türkiye Büyükler Meclisi onayladı. Hatta arkasından bugünkü bakan parlamenter sistemin bir gereği olarak Bakanlar Kurulu tarafından bir kez daha onaylandı. Bizim şu anda iç hukukumuz açısından bağlayıcı bir mevzuattır ve üzerinden neredeyse 30 yıldan fazla zamandır gelmiştir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümleleriyle söyleyecek olursak. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu gelmiş Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın bazı maddelerine çevirince koymuştuk biz. 2004-2005 yılında Parti İktidarları döneminde bu maddeler defakto olarak kaldırıldı. Yani doğrudan bu maddeleri kaldırıyoruz diye bir hüküm yoktu ama belediye kanunu içerisinde, özel idare kanunu içerisinde değişik yerlere koyduğumuz cümlelerle bunları defakto olarak kaldırdık. Daha da ilginci söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi özellik şartının 4. maddesinin 2. fıkrasıydı. Orada bir düzenleme vardı. Özellik şartı yerel yönetimlerin kendi sorumlulukları altında, eğer başka bir kamu otoritesine bırakılmayan her konuda kendilerini yetkili kabul edebileceklerine ilişkin bir cümleydi bu. Bu cümle çekince koyulmuş maddelerden biri değil. Yani biz çekince koyduğumuz maddeler arasında bunu almadık. Üstüne çekince koymamıştık. 2005 yılında Belediye Kanunu 5393'ü çıkarırken bu hüküm Belediye Kanunu'nun 14. maddesine eklendi. Şu şekilde Belediye Kanunu'nda başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilen mahalle müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Yani başka bir kamu kuruluşuna verilmiyorsa üstlenebilirdi. Bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'ne iptal için dava açan Emin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP milletvekili. Yani ilginç bir şekilde bugün zaten bağlayıcılığı olan iç hukukumuzun parçası olmuş uluslararası bir sözleşme getirileceği söylendi. Zaten var. İkincisi, bizzat CHP tarafından çekince konulmamış bir maddesine yönelik bir anayasa maddesine dava açılarak maddenin iptali sağlandı. Peki nedir özellik? Bu genel bir girişten sonra özellik nedir? Özellik korkulacak bir şey değil. Bizde böyle bir şey var. Özellik kavramı duyulunca işte ülke bölünüyor, parçalara ayrılıyor, bölgelere gidiyoruz, federasyona geçiyoruz. Hayır, böyle bir şey olmaz. Özellik iyi bir şeydir. Özellik bir yerel yönetim, kendisine verilen görevi merkezi idarenin hiyerarşik sistemi içinde kalmadan, onun dışında kalarak kendi yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yerel halkın çıkarlarına uygun olarak o sorumlulukları düzenleme, düzeltme, yönetme bu hak ve imkanlara sahip olabilmesidir. Bunun için gerekli mali kaynaklara sahip olabilmesi ve yetkili olması durumudur. Özellik dediğimiz şey bir ülkeyi bölmez. Bazen siyasi özellikle işte federasyonlardan falan bahsedilir. Tamamen farklı dünyalardır. Biz üniter bir devletiz. Üniter bir devletin içerisinde özellik yerel yönetim kurumlarına verilmiş bir imkandır. Serbest hareket etme imkandır. Ve verilmesi gerekli bir şeydir. Aksi takdirde yerel yönetimin varlığından söz edemezsiniz. Bunu var eden koşul özelliğinin olmasıdır.
Peki ne olursa özel olur bir yerel yönetim kurumu? Genel kabul gören yaklaşıma göre 4 tane temel nitelik gerekiyor. Bunlardan bir tanesi serbestçe, özgürce seçilmiş karar organı. Türkiye'de belediye meclisleri, il genel meclisleri ve köy ihtiyar heyetleri seçimle gelirler. Dolayısıyla özellikle birinci şartı seçimle gelmekse Türkiye'de yerel yönetim kurumları, karar organları zaten seçimle gelmektedir. İkincisi örgütlenebilme özgürlüğüdür. Yani kendi kendisini örgütleyebilmesi. Belediye Kanunu'nun 5393/48, Özel İdare Kanunu'nun 35. maddesine göre meclis kararlarıyla bu kurumlar kendi örgütlerini oluşturabilirler. Dolayısıyla örgütlenebilme özgürlüğüne sahiptirler. Özelliğin üçüncü şartı mali kaynaklara sahip olmaktır. 5779 sayılı genel bütçe gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesi hakkında kanun ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunuyla hem merkezi bütçeden pay verilmesi belediyelere hem de emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi bir takım vergileri toplayabilmelerin imkanını sağlamıştır. Bunların azlı ya da çokluğunu söyleyebiliriz, eleştirebiliriz, daha fazla gelirleri olmalı diyebiliriz ama yerel yönetimler gelirle donatılmıştır Türkiye. Üçüncü özellik, dördüncü şartı tüzel kişilik sahibi olmaktır. Belki en önemli özelliği budur, tüzel kişilik sahibi olmak. Türkiye'de merkezi idare dediğimiz kısım tek bir tüzel kişiliktir ve adı devlet tüzel kişiliği olarak adlandırılır. Yerel yönetim birimlerinin her birini, örneğin işte Nevşehir Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi, İstanbul Büyükşehir ya da Ankara Büyükşehir, her birinin ayrı ayrı tüzel kişilikleri vardır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de yerel yönetimler özeldir. Bunun azlığından, çokluğundan bahsedebiliriz. Yeterli bulup bulunmayabiliriz, eleştirebiliriz, keşke şunlar da olsaydı diyebiliriz. Ama Türkiye'de yerel yönetimler özellik sahibi değildir, özel değildir diyemeyiz. Bir kere bu temel vurguyu yapalım. Burada muhtemelen ben cümleyi burada bitirsem ve sorular kısmına geçseydim muhtemelen bana gelecek ki ilk soru şu olur. Ey Refik sen böyle dedin ama bu ülkede belediye başkanlarının yerine kayyum atanıyor. Bu özelliği bozmuyor. Muhtemelen bu soru gelirdi. Bunun üzerine benim kutiyelimin ikinci kısmında da bu kayyum meselesini biraz açmak istiyorum. Burada çünkü bir sürü yanlış bilgi var. Onları da düzelterek belli bir noktaya gelme niyetindeyim. Öncelikle bu kayyum meselesiyle ilgili arka planı söyleyeyim. 1982 Anayasası'nın 121. maddesi, OHAL Kanunu'nun 3. maddesine istinaden 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri çıkarıldı. Bunlardan bir tanesi de 674 sayılı kanun hükmünde kararnameydi. Ve bu kararnameyle terörle irtibatı olduğu için görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına imkan sağlar. Olayın hukuki arka planı bu. Şimdi gelin buradan yanlışları düzelterek gidelim. Öncelikle bir kere isimlendirme yanlış. Kayyum atanmadı ya da kayyum atanamaz. Daha da ilginci Türkiye'de kamu hukukunda kayyumluk müessesesi yoktur. Ayrıca kayyum kelimesi yanlıştır. Kayyum, Arapçada Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir ve ezeli, ebedi olan, değişmeyen anlamına gelir. Doğru kelime kayyumdur. Yani sondaki işte beşinci harf u değil, ı'dır. Ve bu da kayyum da bir işi yerine getiren, üstlenen kimse anlamına gelir. Kaymakam gibi, kaymakam da buradan geliyor. Onunki sanki farklı hocam. Kayyumi, kayyum etmek, makamı yerine geçmek orada. Değil mi? Kaymakam. Dolayısıyla, yani şöyle bir kere öncelikle bir doğru kelime kayyum. Peki, burada bir kayyum ataması gerçekten var mı? Bizim kamu hukukumuzun içerisinde kayyımla ilgili hiçbir hüküm yok. Sadece özel hukukumuzda var. Nerede var? Ticaret hukukumuzda var. Medeni hukukumuzda var. Burada
bir şeyi yapamayan, gücü yetmeyen, ona bir vasit tayin edilmesi gereken ya da bir malı yönetmek, ortada bir mal var, bir vakıf malı var ve sahipsiz kalmış. Onu yönetmesi için atanan kişiye ya da kuruma kayyım deniyor. Dediğim gibi ticaret hukukumuzda var, medeni hukukumuzda var. Ama bundan sonrasında kayyım da desem, kayyım da desem herhalde artık şey anlaşılmıştır ama eskiden şey derler, kanaat-ı meşhur fasih-i mahcurdan evladır. Ben derslerde bunu sık sık kullanıyorum. En son bir KPSS sınavında sordular bunu. Bizim öğrenciler gelip bana şey dediler. Hocam bunu kullandık, biz yaptık bu soruyu. Kanaat-ı meşhur fasih-i mahcurdan evladır şöyle bir şey, şu anlama geliyor. Yanlış olduğu halde çok bilinen şey ya da çok konuşulan ama yanlış olan, doğru olan ama az bilinen şeye tercih edilir. Yani kayyum yanlış bir şey, yanlış tanımlama, doğrusu kayyum. Ama o kadar yaygın kullanıyor diyor ki, bundan sonrasında kayyum da desek herhalde çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi yerel yönetim özellikle demin de tanımladığım gibi, dört özelliğe sahip ve bunlardan bir tanesi seçilmiş karar organlarına sahip olmak. Peki bu bir mutlak özgürlük alanı mıdır? Hayır, değildir. Üniter bir devletin içerisinde, bizim yerel yönetimleri ayırırken onları idari siyaseti diye ayırıyoruz, bazı hocalarımız böyle ayrımlar yapıyor. Üniter bir devletteki yerel yönetimler idari yerel yönetimdir. Bunun mantığı da işte merkezi idare tarafından kurulurlar. Ki biz de, hocam da başkanım en başta söyledi. İşte 19. yüzyılın ikinci yarısında biz zaten yukarıdan kurduk bunları dahil olarak başkanım. Ve bugün de hala aynı mantıkla devam ediyoruz. Dolayısıyla bu kurumların mutlak bir özgürlük alanı yok. Bir şekilde merkezi idarenin denetimine tabi olmaları gerekli, zorunlu ve bu makul bir şey. Olması gereken bir şey. Bu sadece bunun sınırları belirlenebilir. Nedir o sınır? İşte mesela yerindelik denetimi yapacak mıyız? Bir belediye başkanını karşımıza alıp bunu niye yaptın diye soracak mıyız? Bunu yapmayalım. Ama yaptığı iş hukuka aykırı ise cezalandıralım. Hukuk uygunluk denetimi açısından makul ama yerindelik denetimi açısından makul bulunmayan. Ama genel olarak bakıldığında olması gereken bir şeydir. Özelliğin karşısındaki idari vesayet diyoruz. Zaten biz buna. Bizim anayasamızın 127. maddesine göre merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi vardır. Dolayısıyla bu yetki anayasal bir yetkidir. Bu yetki genellikle işlemler üzerinde kullanılır. Yerel yönetimin işlemler üzerinde. Kararları, işlemleri. Nadiren de olsa organlar üzerinde kullanılabilir. Ki organlar, karar organı, yani mesela belediyenin meclisi ya da genel meclisi ve yürütme organı olan başkan. Organlar üzerinde nadiren ama işlemler üzerinde genellikle kullanılır. Organlar üzerindeki kullanmaya ilişkin en bilindik örnek 127. maddedeki geçici görevden uzaklaştırmadır. Bir belediye başkanı ya da meclis üyesi hakkında soruşturma ve göreviyle ilgili bir suçtan dolayı hakkında soruşturma ya da kovuşturma açılmışsa İçişleri Bakanı tarafından geçici tedbir olarak mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılır. Niye? Müdahale edip kendi lehine çeviremesin. Ama mahkeme bitti. Suçsuz bulundu. Geri görevine döner. Bu yol açıktır. Bunun işte bir takım koşulları da var. Onların detaylarına şimdi girmeyeceğim. Peki sonrasında ne oldu? Bir başkanı görevden uzaklaştırdınız. Geçici olarak. Vali, belediye başkanlarının boşanması durumunda 10 gün içinde belediye meclisini toplar. Belediye başkanı uzaklaştırdı geçici tedbir olarak. 10 gün içinde vali toplar. Valinin o toplantıda işte önce meclis birinci başkan vekili olması, sonra ikinci başkan vekili bir toplantı yapılır ve şuna karar verilir. Eğer başkan geri dönebilecek durumdaysa, o ihtimal varsa bir başkan vekili. Ama mesela kamu haklarından yasaklanmış bir ceza almışsa ya da başkan seçilmesine tekrar engel olacak düzeyde bir ceza almışsa
o zaman bir başkanı seçer. Yani meclis kendi içinden başkan seçer. Bunun başkan seçiminin yapılamaması durumunda ekstra yetkiler verilmiştir. Böyle bir durumda atama geçici bir süreç için yapılabilir. 46. maddede düzenlenir. Ve bu iki düzenlemede, 45'teki ile 46'daki iki düzenlemede, yani geçici görevden uzaklaştırma ve seçimin yapılamaması durumunda atama makuldür. Yerel demokratik değerlere uygunsuz değildir. Ya da yerel yönetim kurumunun varlığına, özelliğine aykırı değildir. Çünkü siz zaten belediye meclisini seçmişsiniz. Seçmişsiniz haklı olarak. Belediye meclisinin içerisinden başkan seçiyorsunuz. Hani vatandaşın tercihi ikinci dereceden yansıyor ama ya bir çözüm bu ve seçilmiş birisi geliyor. Bu olan durumlarda bizim karşımıza çıkan durum. Ve kanun koyucu bunu ta şeyden 1930'da 1580 sayılı yasaya çıkardı. O yüzden diyor buna ilişkin bir düzenleme yapmış ama kanun koyucunun muhtemelen aklına gelmemiştir. Her şeyi başlangıçta düşünemiyorsunuz çünkü. Başkan terörle irtibatı nedeniyle görevden alınırsa tamam aldık. Tamam mecliste de seçim yaptıralım ve içeriden birini de başkan seçelim. Peki içerideki diğerleri de aynı terör suçundan suçlanabilecek durumdaysa işte o sıkıntı bize bu kayyum denilen meseleye götürüyor. Belediye kanunu 45. maddesine bir fıkra eklendi. Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım veya taktik suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde diye başlıyor. Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından cümlenin devamı eylemi tanımlıyor. Belediye başkanı, başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Kanun hiçbir yerde kayyum, atama cümleleri yok. Belediye başkanı görevlendiriyorsunuz. Yapılan iş bu, görevlendirme. Kamuyla konular tartışılırken bu kayyumluk meselesinde hep şöyle algılanıyor. Bir başkanı görevden aldık, onun yerine bir kişiyi görevlendirdik ya da atadık, kayyum atadık. Emin olun mevzunun geri kalanı bu kısımda çok daha güçlü yetkiler veriyor. Mesela bir il belediyesinde belediye başkanını aldınız, İçişleri Bakanı tarafından oraya bir vali mesela, o il valisi olabilir ya da başka bir kamu görevlisi olabilir. Atadınız görevlendirdiniz belediye başkanı olarak. Bir, kendisine sağladığınız yetkilerde şunlar var. Eğer isterse bütçe, muhasebe, iş ve işlemlerin tamamını, yani parayla ilgili işlerin hepsini defterdarlığa gördürebiliyor. Yani belediyenin dışına çıkarabiliyor. Oraya başkanı seçmek, atamaktan, görevlendirmekten daha güçlü bir yetki. Kimse mesela bu kısmını konuşmaz, bilmez. Bütçe ile ilgili, parayla ilgili işleri defterdarlığa, yani merkezi idarenin, maliyenin ildeki taşlı örgütüne yaptırıyorsunuz. Hatta daha ilerisi görevlendirdiğiniz vali belediye başkanı diye kişi, onun çağrısı olmadıkça belediye meclisi toplanır. Meclisi tamamen işlevsiz hale getiriyorsunuz. Şimdi bunlar şu soru sorulabilir. Bu demokratik bir makul karşılanabilir de. Burada herhalde şu ayrımı yapmak gerekiyor. Yerel yönetim dediğiniz şeyin iki misyonu var. Bir, bu demokratik bir kurum. Demokratik değerleri hayata geçiriyor, insanların tercihlerini, siyasal tercihlerini yansıtmasına imkan veriyorsunuz. Ama bu taraftan baktığınızda yerel kamu hizmetlerini üreten de bir kurum. Çöp topluyor, park bahçe, zaptı hizmetleri var vesaire. Su getiriyor. Eğer siz tamamen demokratik tarafına bakarsanız şöyle gözüküyor. Belediye başkanını aldığınız görevden onun yerine birini getirdiniz, demokratik değerlere zarar ettiniz. Evet, buradan bakınca öyle gözüküyor. Çok da doğal. Ama öbür taraf, çünkü şöyle bir durum var, siz bu adamı terörle irtibatı nedeniyle niye aldınız? Belediyenin araçlarıyla hendek kazmış, belediyenin araçlarıyla barikat kurmuş, belediyeye verdiğiniz bütçeyi terörün finansmanında kullanmış, terör destekçilerini belediyeye almış, kamu parasıyla oraya transfer gerçekleştirmiş.
O adam işini yapmamış, çöpü toplamamış, suyu getirmemiş, tamamen bu işlerle uğraşmış. Şimdi burada yapılacak şey, bunu aldınız. Yani hizmet açısından baktığınızda bu sefer doğru gözüküyor. Yani onu aldığınızda hizmet üretmeye başlayabiliyorsunuz artık. Nitekim öyle oldu. Mesela Batman örneğini çok iyi biliyorum ben. Şeyden sonra, belediye başkanı görevlendirmeden sonra görüştüğüm kişiler şunu söyledi, Batman çağırdı. Dediğim gibi olayın bir tarafından bakıldığında, demokratik değerler açısından bakıldığında yanlış. Ama hizmet üretim açısından doğru gözüküyor. Muhtemelen zaman yakalmamıştır, bitirdi. Artık son o zaman son cümlemi söyleyeyim hocam. Sizi size bırakıyorum. Son cümlemi söyleyeyim o zaman. Bu tabii ki bu cümleler şu anlama gelmişti. Onunlamak ya da yanlışlamak eleştirmek. O tarafıyla değilim. Ben sadece Mütevli'nin son cümlesinde şöyle bir cümleyi kurarak bitirmek istiyorum. Bu olağanüstü durumlar için geliştirilmiş olağanüstü bir yöntem ve terörle sınırlı. Ama sıkıntılı tarafları var bu düzenleme. Güneydoğu'da vesaire de şablona çok uyuyor. Ama mesela atıyorum Aydın'da, Manisa'da, İstanbul'da, Edirne'de bir belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi terörle suçlayıp hakkında soruşturma açıp görevden aldığınızda belediye meclisinin belki şeyi olmayacak. Sıkıntısı olmayacak. Ama orada şey yaptığınızda, belediye başkanı görevlendirdiğinizde aslında meclisi cezalandırmış oluyorsunuz. Halkın iradesini bir anlamda ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Belki burada bir ara çözüm olarak, olağanüstü hallerle sınırlı olarak ya da belli bölgelerle sınırlı olarak bunun kullanılabilmesini, olağanüstü hal zamanları dar bölgelerde kullanılabilmesini, ama onun dışında belediye meclisinin en azından bir suçla suçlanmadığı durumda bu yetkinin biraz daha kullanılmaması gerektiğini herhalde yerel yönetim politikaları kurulu başkanı buradayken ve üye buradayken söylesem ayıp etmiş olmam. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii çok istenen bir durum değil. Evet, alkışlayacaktınız. Teşekkür ederiz. Tabii çok istenen bir durum değil. Ama Atil Hocam, Türkler sorun çıkarmakta çok maharetli olduğu gibi hakikaten çok da pratik bir toplum. Yani pratik olarak sorunu da çözüyor. Yani bunu böyle bir pratikten çözmüşler. Bunun demokrasiyle, hukuk devletiyle falan irtibatı uzun tartışılır. Yani tartışmalı bir konu olduğunu, değerli konuşmasını zaten dile getirir. Öyle bir konu. Zaten olağan dışı bir durum olarak da şey yapıyor. Fakat mesela ben bu hükümet çıkarmasına rağmen şu kadarlık olsun izin verirseniz bir olay naklederek belki hafif siyaset mi yapmış olurum ne olurum bilmiyorum ama bir olay nakledeceğim. Bir gün Cumhurbaşkanı kulağıma eğildi, dedi ki Ömer Dinçer'in yazısını okudun mu dedi yerel yönetimlerle ilgili. Okudum efendim dedim. Yazı şuydu arkadaşlar, Ömer Dinçer'in yazısının başlığı, uzun konuşmaya gerek yok. Teröre rağmen yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Aynen böyle. Teröre rağmen yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Nasıl buluyorsun dedi. Doğru söylüyor, bütün görüşlerine katılıyorum dedi. Niye yazmıyorsun bir şey? Ben de gittim bir yazı yazdım. Bir yazı yazdım, onu daha açarım. Bir yazı yazdım, bir dergi yayınlanıyordu arkadaş, Şardi. Şehir kökünden gelmişti. Ama çok kapsamlı da bir dergi, şehir dergisi. Orada yayınladık. Gel zaman git zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylanacak, bunu buldular ve o dergiden, o yazımdan hareketle Şükrü Karatepe federasyon istiyor. Ve Türkiye çalkalandı. Gerçekten federasyon istiyor. Ama Aydınlık Gazetesi yapıyor haberi. Çok maharetli bir haber. O yazıyı buluyor. O yazıdan bölümler koyuyor. Diyor ki Aydınlık Gazetesi. Aynen şöyle. Bu yazıya göre, anayasayı da bu adamın başkanlığında hazırladılar. Bu yazıya göre gizli gündem federasyon. Bu kadar. Bu yazıya göre gizli gündem federasyon diyorlar. Eğer bunlar kazanırsa, hani diyorlar ya gizli bir gündemleri var, zihinlerin arkasında bir şey var, onu gerçekleştirecekler. Gizli gündem federasyon. Ama hiç kimsenin gizli gündemine aldırdığı yok. Bakın şimdi biraz da komikleşti iş giderek. Cumhurbaşkanı çıktı. Yok öyle bir şey ya dedi, ben gördüm yazıyı dedi. Hatta masasına koyduk biz yazıyı zaten.
Onayladı, ondan sonra yayınlandı. Peki bu nereden nasıl geliyor? Hemen efendim Devlet Bahçeli şöyle bir duruma baktı. Ülkücüleri motive edemedi adam. Hayır çıkma ihtimali de var. Aynen şöyle söyledi. Oylamaya bir hafta kala baş danışmanlar da federasyon isterse ben ülkücülere nasıl anlatayım? Hocam öyle denk düştü ki. Öyle denk düştü ki. Şimdi bunun üzerine Cumhurbaşkanı bir daha açıklama yaptı. Öyle bir şey yok. Federasyon falan yok. Öyle bir durum yok. Öyle bir yazı bile yok hatta. Ondan sonra buna rağmen bunu dinleyerek Devlet Bahçeli ikinci bir açıklama gene yaptı. Aynı minvan üzere. Baş danışmanlar federasyon istiyorsa ben bunu ülkücülere nasıl anlatayım? Zaten anlatamamıştı biliyor musun? Anlatamadığı için eğer hayır çıksaydı benim kelle gidiyordu. Benim kelle gidiyordu. Ülkücüler de motive edemedi zaten. Neyse ki Allah yüzümüze baktı. Bunu bir anı olarak naklettim. Buradan şunu gösteriyorum. Şunu söylemek istiyorum. Değerli konuşmacımızın burada anlattığı, sunduğu tebliği Türkiye'nin en kritik konusunu teşkil ediyor şu an. Şu an için. Türkiye'deki en kritik, en hassas bir konuyu teşkil ediyor. Ama biz şuradan hareket ederek bunu anlatmaya çalışıyoruz hukukçular olarak. Gerek anayasada, gerekse yerel yönetimleri düzenleyen bütün kanunlarımızda diyor ki, hüküm aynen şablon tekrar ediliyor. Mahalli ve mali özelliği olan, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlardır. Değil mi? Özel kuruluşlardır. Bakın. Yani anayasada diyor ki özeldir bunlar. Bütün kanunlar da diyor ki özeldir bunlar. Ama idari ve mali olarak özeldir diyor. Bu kadar. Bunu söylüyor. Zaten kimsenin de çıkıp siyasi özellik istemesi söz konusu değil. Öyle bir söyleyemez, çıkmaz, konuşmaz da. Ama Türkiye'nin çok hassas bir konusu. Bu hassas konuyu gerçekten burada bize takdim ettiğiniz için, sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet, konuşmacılarımızla ilgili soru gelecekse, evet sizden başlayalım. İsminizi. İsmim Nurçeli Devşah, Ünşah Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu İlgisi Doktor Üniversitesi. İsmim Nur, soyismim Çeli Devşah. Saygılar hocalarım, size sorum şu. Türkiye genel olarak medya kanalı olsun, halk tarafından olsun, afet öncesi tedbirlerin yeterince alınmadığı ve afet sonrası kriz yönetiminin de başarısız olduğu bir ülke olarak ifade ediliyor. Ancak dünya genelinde de birçok ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere, afet yönetimi konusunda çuvalladığına şahit oluyoruz. Örneğin 2005 Katrina kasırgası, ABD'de Afro-Amerikanların ve marjinal grupların yoğun yaşadığı New Orleans eyaletinde yüz binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan insan yapımı bir afet olarak nitelendirildi. Bu noktada FEMA'nın başarısızlığı ön plana çıktı. Türkiye'de sürekli yaftalanan AFAD'daki yönetişim sorunu FEMA'yla mukayese edildiğinde siz bu iki kurumu hangi dengede değerlendirebilirsiniz? Türkiye AFAD afet yönetim konusunda FEMA'nın neresinde? FEMA'yı kriz yönetimi noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Başka soru? Soru? Evet, bir kişi daha. Oğuzhan Aslantü, Aksaray Üniversitesi. Bu sorusu için evvel olacak. Sahipsiz köpeklerle ilgili ne düşünüyorsunuz Şükrü Hocam? Ne? Sahipsiz köpekler, sokak köpekleri. Bu konunun dışında ne zaman? Yoğun gayet. Bu köpek mevzunda konuşmak her kadar... Altınıza sığınarak ve gözünüzde iki seçenleri tonlaşacağından bir soru olacak. Bir köpek severleri var. Hatta bir hayvan severleri var. Bir hayvan taparlar var. Gerçekten hayvan taparlar var yani. Hayvan severler var, hayvan taparlar var. Normal hayvanları da bir yaratık olarak görenler var. Dolayısıyla bakış açınıza göre değişir. Erbakan Hoca'ya bu tür sorular sorduklarında diyordu ki hoca böyle yapıyordum. Muhterem kardeşim, tevcih ettiğiniz suali mevzumuzla alakası yok. Evet, cevap yeterli. Var mı soru? Özel konuşalım seninle. Var mı soru? Yok. Peki hocam, buyurun. Bir soru. Buyurun.
Genç yok, ses bir şey yapabilirim isterseniz. Ahmet Yılmaz Ata Akademisyen, Şükrü Hocama ve Tarkan Hocama sormak istiyorum. Tarkan Hocam fırsatlardan bahsetti, iklim değişikliğine bağlantılı olarak. Peki yeşil ekonomi ya da işte karbon ayak izi, son dönemin çok konuşulan bir konusu. Bu konuda acaba ne türlü fırsatlar ortaya çıkabilir? Yani Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu olarak bu konuda ne tür bir açılım ortaya konulabilir? Naçizane bununla ilgili olarak şöyle bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Son dönem iktisat literatürü çalışmalarında şöyle bir çalışma var. Mülkiyet haklarının, özel mülkiyet rejiminin yoğun olarak yaşandığı ekonomilerde çevresel performansın, yani çevresel koşulların daha lehte geliştiği yönde çok kantitatif çalışmalar var. Bu fırsatlar bağlamında acaba o yeşil ekonomiyi yakalama anlamında adi ve merkeziyetçi ya da özel mülkiyetin güçlendirilmesi bir çözüm önerisi olabilir mi? Evet. İki, çok özür diliyorum. Evet. Hani yine Tarkan Hocam'ın o STK'ların eğitimiyle ilgili olarak deprem bölgesinden gelen bir akademisyen olarak o eğitimin ne kadar önemli olduğunu yaşadığım küçük bir deneyimle anlatmak istiyorum. Deprem esnasında Maraş'tan geliyorum. Deprem esnasında sağ olsun rektör hocamız kampüsü tamamıyla depremzedeleri açtı. Çok iyi bir dönüşüm oldu. İnanılmayacak konteynerler, çadır kentler kuruldu ve o depremin acısı bir nebze azaltıldı. O esnada birçok STK'lar geldi. STK'ların birçok yardımı oldu. Dikkatimi çeken belki de hiç önemsemediğimiz ama eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteren küçük bir örnek. Yemek dağıtım olayı gerçekleşiyor. Yemek dağıtımı yapıldıktan sonra o yemek çöplerinin, o plastik kapların toplanması aşaması. İki farklı STK'dan iki farklı personel. Bir tanesi çöpleri aldığı gibi koyuyor. Bir tanesi onu paketliyor. Paketledikten sonra örneğin diyelim 100 kişinin yemeğinden şu kadar bir çöp çıkıyor. Diğerinde ise 10 kişinin yemeğinden şu kadar çok daha büyük bir çöp torbası ortaya çıkıyor. Deprem esnasında zaten o enkazları, çöpleri kaldırabildiğiniz yer temel bir sıkıntı. Hani onu gözlemleyince eğitimin ne kadar önemli olduğunu bizzat daha görüyorsunuz. Afet bölümüyle alakalı. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet. Peki iki sorumuz var. Birini hocanın, diğerini de Tarkan hocanın cevaplayacak. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, firma hakkında vakit için hep bugün olmuş ama hocaların da söyledi. Yani bir yönetim yapısı boyunlanan bir modelin diğerinde de başarılı olma gibi bir garantisi yok. Fakat evet, önceki modele göre bir adım ilerleme kaydetti yani. Diğer bir çukur arasında bölüşken yetkiyi ve koordinasyon sorunu ortadan kaldırdı ama Afat'a biçilen bu koordinatör rolünün birazcık özellikle son yaşanan afette, afetin tabii büyüklüğü ve etki alanı da düşündüğünde olumsuz sonuçları olduğunu da gördük. Yani insan kapasitesi anlamında veya koordinasyon sağlama anlamında düzeltilmesi gereken yerler olduğunu düşündük. Gördük. Dolayısıyla FEMA evet katılımları çok eleştirildi. Neden? Çünkü yönetim zafiyetleri veya işte bahsettiğimiz özellikle dezavantajlı grupları dikkate almadığı için. Yani doğru bir karşılaştırma olur mu? Belli ölçüde karşılaştırma yapılıyor ama belli bir karşılaştırma yapmak zor. AFAD'ın problemleri bizim sisteme özgü problemler biraz daha. Teşekkürler. Şimdi tabii fırsatlar oldukça önemli. Şehirler birçok problemle karşı karşıya. Şimdi problem çözmede değişik yöntemler var. Aslında kişisel sağlığımızda da biz bunu yaşıyoruz. Yani bel ağrısı varsa siz ameliyat oluyorsanız bir yöntem. Ancak spor yapıyorsanız fırsatı değerlendiriyorsunuz. Zaten hastalığınızı geçebiliyor veya bağışıklığınızı güçlendiriyor. Şehirlerde de böyle. Doğrudan dar problemlere odaklandığınızda aslında onlarla boğuşuyorsunuz. Ama bu tür fırsatlara odaklandığınızda problemler de zaten birçoğu kendiliğinden de iyileşme gösteriyor. Yani bütüncül bir bakışta. Dediğiniz akıllı şehirler, yeşil ekonomi, yeşille ilgili diğer çalışmalar, enerji verimliliği ile ilgili fosil yakıtların azaltılması hep bunlar birbiriyle bağlantılı. İklim değişikliğiyle ilgili bir çerçeve içinde bunlar konuşuluyor. Geleceğin şehirleri çerçevesi içinde bunlar konuşuluyor. Ve bunların bir kısmını özel sektör gündeme çıkarıyor. Önemli bir pazar bunlar. Ama bir taraftan da önemli bir gereklilik ihtiyacımız var bu tür şeylere, önlemlere. İşte yerel yönetimler bu özel sektör ve kamu yararı dengesinde gözeterekten bu tür hedefleri kullanabilirler. Çünkü afetlerin hepsi depremden oluşmuyor. Bugün kuraklıkla ilgili olabilir. İşte şehirlerdeki diğer kirlilik meseleleri var.
ısı adaları ve diğer meseleler gündeme geliyor. Birçoğun çözümünde aslında bu yeşil meseleler tabii ana gündemi oluşturuyor. Özellikle karbon ayak izinin azaltılması, ona bağlı olarak sanayinin dönüşümü meselesi. Dünya oraya gidiyor. Ama bunu bir paket olarak düşünmek lazım. Yani katma değeri yüksek inovasyona dayalı yerel ekonomilerin geliştirilmesi, mevcut sanayinin dönüştürülmesi ve mevcut aslında şehirlerin dönüştürülmesi bağlamında bir ayağı bu. Ve bu orada özel mülkiyet bu konuda bir avantaj oluşturabildiği gibi dezavantaj da oluşturabiliyor. Bu şehir bazında incelenmesi gereken, mesela bizim kendi şehirlerimizin gelişmesine baktığımız zaman özellikle kadastral haritaları çıkmamış yerlerde, özel mülkiyetinde böyle açıldıktan sonra yağmalama oluşmuş durumda. Şu anki şehirlerimizin ana problemli donatı, alan donatı yükü de buradan geliyor. Halbuki orada daha devletin bir denetimi olsa daha farklı şeyler de olabilir. O denge şehir bazında ve ülke bazında farklı değerlendirilerek kurulmalı. Şu anki kentsel dönüşümde de aslında temel problemlerden biri bu mülkiyetle ilgili problemler. Yani orada model geliştirilmesi de gerekiyor. Zaman zaman konuşuyoruz, bu yerinde dönüşümü akademisyenler tabii çok konuşurlar, severler, insani bulurlar, doğrudur. Fakat büyük şehirlerde mesela bu kadar bütün akademinin savunduğu bir şey uygulamada ucube sonuçlar verebiliyor. Bir kısmını transfer etmeniz de lazım. Bunlar hep olay merkezi, yani genellemelerden ziyade şehir ve olay merkezi bu olaya bakıp çözüm üretmek lazım dedik. Yani herkes kendi hikayesini yazsın. Biraz otur bir durum söz konusu. Evet, cevaplamadığımız kalmadı herhalde. Evet. Ayrıntıyı tekrar inşallah arada yemekten sonra konuşuruz. Evet. Değerli konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Size bu saate kadar burada sabredip beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım'a, ekibe, Libero Düşüyor Topluluğu'nun gönüldaşlarına, herkese destek verip buraya gelip bir arada bir muhabbet ortamı, böyle boş bir sohbet ortamı oluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Burada oturumu kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.